Merhaba. Merhaba. Bugün Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapardınız? Bugün Cumhurbaşkanı olsaydım, bu ülkemize sevgi yayardım, birlik beraberliği yayardım. Hiç kimsenin Alevi Müslümanıymış, Türkmüş ayrım yapmazdım. Merhaba. Mal varlığımı da gariplere verirdim. Ülkenin durumunu görüyor herkes. Bu yani Allah görüyor öncelikle. Ne garipler var? Onlar zenginlik içinde sefayı sürüyor. Nasıl yani yatarken nasıl bir merhamet? Yani nasıl bir merhamet duygusun? Sonuçta insan merhametli yani. Bu başbakan da olsa olsa geçerli yani. Sonuçta hepimiz Allah'ın aciz bir kullarıyız. Allah-u Teala'nın önüne gideceğimiz zaman sonuçta hesap vereceğiz. Ben Cumhurbaşkanı'nda olsaydım sevgi ve elimdeki malımızı, mülkünü gariplere feda ederdim. Gariplere feda ederdim malımın, mülkümün hepsini. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselam demiş ki, benden sonra ne inleyici insanlar gelecek? Ne malımız ne mülkümüz olsaydı da peygamberimizi isteseydik diyecekler. Mal mülk önemli değil ama o mallarını mülklerini gariplere versin. Bak insanlar sokaklarda yatıyor ama kendileri saraylarda. Tek üstün Allah'tır yani. Dünyada bu kadar keyfi sürüyor ama bir gün gelir Rabbim de mahşerden hesap sorar yani. Ben Cumhurbaşkanı yanında olsaydım merhamet diye uyuyamazdım o yatakta. Neden? Çünkü bu ülke ondan sorumlu. O bizim liderimiz. Ondan biz ne görürsek onu yansıtacak bu gençler. Ama sokaktakilerin hallerine bak. Kaç tane insan yatıyor, kaç tane insan garip, kaç kişinin elektriği, doğalgazı kesiliyor, kimsenin umurunda değil. Bunların sahibi tamam Cenab-ı Allah da sizlere vesile kırmış, Cumhurbaşkanı olarak getirmiş ama hakkını verin yani. Bak şu ezanlar okunuyor, vebal alıyorsunuz, hesap ödeyemezsiniz. Kim olursa olsun, benim ismim Bulut, benim kimseden korkum yok. Rabbimden başka kimseden korkum yok. Yanlış anlama, ben bu konuşmayı yaparken de istersen benden şikayetçi de olsun hiç farkımda değil. Ben Allah için konuşuyorum. Rabbim için konuşuyorum. Duyanlar da işitsin yani. Kimse hesap veremez. Allah'ın azabı fenadır yani. Herkes aklını başına toplasın. Gariplere yardım edilsin. Yoksullara yardım edilsin. Sokakta kalan insanlara yardım edilsin. Yani ülkemiz kim kime dumduma. Ben zengin olayım, çalayım, çırpayım. Bir tanesi öyle, bir tanesi garip. Çok parası olanın daha çok serveti oldu. Garibin de daha çok garipliği yaşanıyor. Yani bu ülkede adalet diye bir şey kalmadı. Yani bunun hesabını da veremezler. Ben Cumhurbaşkanı yanında da olmak istemezdim bu konuşmadan sonra. Çünkü o vebali veremem ki. Niye olayım ki? O kadar malını, mülkünü nasıl hesabını Allah'a verecek? Ha? Rabbim hepsini soracak. Ben onun yanında da olmak istemezdim. Bu kadar. Çok teşekkür ederim.